Hastanesi'nin Facebook takipçileri. Avrasya Hastanesi'nde sünnet zamanı dedik ve karşınızda bu konuda başarılı hastanemizin üroloji uzmanı Sayın Operatör Doktor Arman Çiftçi ile bugün birlikteyiz ve sünnetle ilgili hep birlikte merak ettiklerinizi birlikte yanıtlayacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İlk olarak sormak istiyoruz. Sünnet neden yapılır? Sünnet pipinin üzerine örten, katlantı yapan bir deri parçası. Bu deri parçasının altında düzenli olan bir salgı var ve sünnet derisi açılamadığı zaman özellikle çocuklarda içeride o birikim yapmaktadır ve bu da enfeksiyonlara neden olmaktadır. Sağlık yönünü izah etmeye çalışıyorum haliyle ve bu içerideki birikimlerin, enfeksiyonların deriye olumsuz etkisi, daralmalar, fimozis dediğimiz derinin hiç açılamadığı durumlar söz konusu olmaktadır. Bunun da neticesi ulaştığı nokta enfeksiyondur. Bu enfeksiyonların daha ızdıraplı, tedavisi zor enfeksiyonlar olduğunu söyleyebilirim. Tabii bu noktada yapılan işlemin bu gibi komplikasyonları, sorunları çözdüğünü söyleyebiliriz. Ayrıca ileri yaşlarda, seksüel aktif yaşlarda bulaşıcı hastalıklara karşı ince mukozanın varlığının olmaması sünnet olmuş insanlarda bulaşıcı hastalıklara direnci kısmen de olsa arttırmaktadır. Bu nedenle sünnet cerrahi olarak yüzyıllardır birçok dinde ve birçok toplumda, kültürde yapılmakta olan bir işlemdir. Evet, hocam ideal sünnet zamanlamasıyla ilgili ailelerin birçok merak ettiği sorularımız var. İdeal sünnet zamanlamamız nedir ve yeni doğan bebeklerde sünnetin bir avantajı var mıdır ve uygulanmalı mıdır? Çok güzel ve yerinde bir soru. Özellikle bu zamanda aileler en çok bize bu soruyu yöneltiyor. Evet. Şunu söyleyeyim, bir çocuk ne kadar küçükse bu süre işlemden sonra iyileşme süreci o kadar çabuk oluyor. Bu küçüklük doğum anında başlıyor. Yani biz cerrahi anlamda bir haftalık bir çocuk, 40 günlük bir çocuğa, 40 günlük bir çocuğu, 3 aylık bir çocuğa tercih ediyoruz. Bunu cerrahi işlemin yapılması, sonrasında da iyileşme sürecini göz önüne alarak söylüyorum. Yani sadece işlemin pratik ve rahatlığı açısından değil, sonra evdeki bakımının da kolaylığı anlamında söylüyorum. Kesin kural şudur, bebek anneden doğduğunda dış dünyaya ait bütün savunma sistemlerini anneden hazır almıştır. Ve bu aylar içinde yavaş yavaş giderek azalır, düşer. Çünkü çocuk bunları kullanır. Daha sonra eksikliği anlaşılınca çocuk tarafından dış dünyaya savunma mekanizmaları ve maddeleri tekrar üretilmeye, yerine konmaya çalışır. Dolayısıyla bir çocuğun iyileşme hızı olarak, enfeksiyonlara direnci olarak gerçekten dış dünyaya en dirençli olduğu günleri ilk doğum anından itibarenki günleridir. Bu anlamda şunu da tabii buraya bağlamak gerekiyor. Yani biz sünneti mümkünse doğumun ikinci günü, olmuyorsa bir hafta içinde, olmuyorsa bir ay veya 40 gün içinde yaparsak, inanın ki o çocuğun iyileşme süreci 3 yaşındaki, 13 yaşındaki bir kişiye göre çok daha hızlı olacaktır. Bu çok büyük bir avantaj, bunu kullanmamız gerekir. Çocuğun rahat açısından. İkincisi enfeksiyonlara dirençte de böyle. Yani çocuk ilk günlerde o kadar her şeyi anneden hazır almış dünyaya geliyor ki en ufak bir mikroba, enfeksiyona karşı her tür hazırlığı anneden kan yoluyla alınmış ve dış dünyaya öyle gelinmiş olduğu için hani enfeksiyon kapar, küçüktür, direnci düşüktür gibi bir mantık kesinlikle yanlış. Bu artık bizim çevremizde, bu bölgede, çünkü biz de bu çevrede çalışıyoruz, tamamen oturmuş durumda. Yani ben şunu ailelerde net bir şekilde gözlemliyorum. Hocam eğer bir sakıncası yoksa en küçük zamanında yapalım. Küçük yaşta yapalım. Ha şu oluyor, 3 ay, 6 ay, 9 ay olduğu zaman çocuk gene yapılmaz diye bir şey yok. Ama çocuğun gücü, kuvveti yerine geliyor ve eğer bir lokal anesteziyle sadece pipiyi uyuşturarak bir sünnet yapıyorsanız çocuğun ağlaması, direnci, tutulma zorunluluğu, elinin ayağının sabit tutulması zorunluluğu gündeme geliyor. Bu da sürecin daha ağlamalı bir süreç olmasına yol açıyor. Tabii orada genel anesteziyle ilgili
ilgili konuşuruz. Ama şunu söyleyeyim, hani yaş olarak sorunuzun başına dönersek, özüne dönersek, yaş olarak her yaşta yapılabilecek bir işlem olmakla birlikte kesinlikle doğumdan itibaren ilk günler, ilk haftalar, ilk aylar yapılması bence çok daha avantajlı olur. Ama buradan şu sonuç kesinlikle çıkmaz. 9 aylıkken, 2 yaşındayken, 6 yaşındayken, 13 yaşındayken sünnet olmaz diye bir sonuca da varmamak lazım. Neticede sünnet bir cerrahi işlemdir. O cerrahi işlem her yaşta uygun koşullar sağlanarak yapılabilir. Evet, annelerin de buradan merakını gidermiş olduk. Yeni doğan bebeği olan annelerimiz bu konuda üroloji uzmanımız operatör doktor Armağan Çiçi tarafından bilgilendirilmiş oldu ve hiç korkmadan çocuklarınızı getirebilirsiniz diyebiliriz. Hocam, genel anestezili ve lokal anestezili olmak üzere iki işlem uyguluyoruz. Evet. Peki genel anestezi ve lokal anesteziyi hangi hallerde uygulayabiliyoruz? Tabii lokal ve genel anestezi çok farklı işliyor. Lokal anestezide çocuk geldiği gün tok karnından, ayaktan, outpatient dediğimiz hastaya yatış yapmadan cerrahi işlemimizi yapıyoruz ve ondan sonra bir 10 dakika, 15 dakikalık istirahat sonrasında gönderiyoruz. Bu kolay bir yöntem. Yani çocuk için hani bir büyük hazırlığı veya aç kalması veya aileden kopması, uzaklaşması gibi bir şey söz konusu değil işlem sürecinde. Çünkü genel anestezi yaptığımız zaman kesinlikle onu hafif bile uyutuyor olsak ameliyathanede yapmamız lazım. Anestezi uzmanının gözetiminde yapmamız lazım. O zaman da tabii anne baba veya yakınları çocuğa eşlik edemiyor ameliyathanede. Bu ameliyathane sağlığı açısından da böyle olması gereken bir durum. Dolayısıyla lokal sünneti daha pratik görebiliriz. Ancak şu var, 3 yaştan itibaren aşağı yukarı 6-6,5 yaşa kadar olan çocuklar bir şekilde olayı ilerleyen yıllarda hatırlayabileceği için ve bunun lokal yapılmasının onda bir takım korkuları, kaygıları tetikleyebileceği için ve bunu da ileriye yönelik bir sıkıntısı kalabilir düşüncesiyle bence o 3-6 yaş aralığı hiç olmazsa genel anestezide olursa çok iyi olur. 6 yaşın üstünde gene lokal yapmayı öneririm ama çocuğun özellikle bu konuda bir korkutulduğu söz konusuysa, yani bu sokakta oluyor, okulda oluyor, bir aktivitede oluyor, daha da kötüsü aile içinde oluyor. Böyle bir korkutma söz konusuysa ve çocuk bu konuda gerçekten kaygılı, tedirginse ve konuşularak da bunu atlatamayacağını düşünüyorsanız ileri yaşlarda da genel anestezi önerilebilir. Ama en azından 0 yaşından, doğumdan 3 yaşa kadar hiçbir çocuğun bu nedenle genel anestezi almasına bence gerek yok. Yani çocuk zaten ufaksa, ilk 40 gün, 3 ay içindeyse uyuyakalıyor biraz ağlayıp, biraz da büyükse bir süre elini ayağını birazcık tutup o işi 10 dakikada biz bitirebiliyoruz. Dolayısıyla hani 3 yaşa kadar bir çocuğun da bu nedenle uyutulması, anestezi alması, sedasyon alması bence hem gerekli değil hem de hani çok çok nadir de olsa riskleri açısından göze almaya değmez diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Hocam, peki sünnet sonrasında çocukta iyileşme süreci nedir? Aileler bu konuda da çok merak ediyorlar. Yani sünnet işleminden sonra ne kadar bir sürede iyileşir ve okul hayatından etkiler mi? Okula devam edebilir mi? Ya da bir diğeri de çocuğun sünnet işleminden sonra da deniz ya da havuza girebilir mi sorularını alıyoruz. Bunların cevabını isteyeceğiz. Daha çok ailenin yaşadığı bir süreci soruyorsunuz işlemden sonra. Şimdi tabii gene formül başta söylediğim gibi çocuk ne kadar küçükse iyileşme süreci o kadar hızlı ve kolay ve hasarsız, yani aileyi de yormadan oluyor. Çocuk büyüdükçe bu süreç biraz daha böyle işte hassasiyetler, korkular nedeniyle biraz daha zor oluyor. O nedenle gene küçük yaşa çekilmesinde biz kısmen bu açıdan önerimizi yapmış olalım. Ancak evdeki bakım açısından hani eğer çocuk bezliyse sadece bir krem sürülmesi, pipiye bırakılması, biri antibiyotikli, biri uyuşturuculu olmak üzere, anestetik bir krem olmak üzere. Eğer çocuk bezden kurtulmuşsa bir ağrı kesici şurupla, birkaç gün bir antibiyotik korumasıyla bir bakımı yeterli oluyor ve hemen hemen her çocuk 48 saat sonra banyosunu alabilir.
Çünkü yara iyileşmesi, epitelizasyonu 48 saat içinde dolar. Bu bütün cerrahi işlemler sonrası yaralarda aynıdır. Hele küçüklerde bu daha da hızlıdır. Dolayısıyla 48 saatten sonra biz her tür yaranın, eğer hekimi aksini belirtmiyorsa, yıkanması, sabunla temizlenmiş olmasını öneririz. Bu bugün kabul görmüş bir gerçek tıp dünyasında. Ama tabii havuz deyince, kimyasallar belki artık halen kullanılıyorsa, onları gözeterek söylüyorum, bir 10 gün havuz işinden uzak durmakta, 15 gün uzak durmakta yarar olur. Ama deniz açısından yaz döneminde şöyle söyleyeyim, yani hiç olmazsa bir hafta sonra çocuk denize girerse, sonuçta tuzlu su her şeye iyi geliyor, ödemini alır, hassasiyetini alır. O yüzden yani bir hafta sonra denize girmesinde bence hiçbir sakınca olmayacaktır. Bu arada okul açısından ne kadar, hani okul yaşı çocuklar, anaokulundan itibaren, 5 yaştan itibaren diyelim, 6 yaştan itibaren çocukların okula gitmesinde aslında çok bir sakınca yok. Yani 2 günlük bir ev istirahati yetiyor ama okuldaki aktivasyonlar, koşmalar, toplar, tekmeler, dirsekler bizi korkutuyor. Öyle bir şey olduğunda hem çocuğun acı duyması, ağrı duyması sıkıntı, hem de nadiren, çok çok nadir de olsa böyle bir travma kanamaya yol açabiliyor. Bir dikiş zorlanabiliyor, yırtılabiliyor. O açıdan sünnet külotu zaten öneriyoruz. Hareketli çocuklarda, bezden kurtulmuş çocuklarda. Ama hani okul işinde biraz böyle sırada oturmak kaydıyla 3-4 gün sonra okula gidilebilir diye düşünüyorum. Dikkat edilmesi koşuluyla. Evet. Peki hocam, sünnet sonrasında görülebilen komplikasyonlar nelerdir? Bu da pratik hayatımızda çok sık olmamakla beraber karşılaştığımız sorunlar. Birincisi erken dönemde kanama olabilir. Bu yani o anda fazla kanamayan bir damarın işlemden sonra açılması, daha çok kanaması veyahut da çocuğun bir takım hareketleriyle çarpması, pipisini fazla oynayabilirse oynamasıyla olabilecek bir şeydir. Nadiren de olsa hemofili hastalarında kaçınılmaz olarak olur. Benim tavsiyem ailelerin bu konuda uyanık olması. Hemofili dediğimiz kanama pıhtılaşma bozukluğu, yani kanamaya meyil pıhtılaşamama hastalıklarıdır bunlar. Mutlaka anne tarafının erkeklerinde çıkar. Yani baba tarafından çocuklara taşınamayan bir hastalık. Genetik olarak öyle. Çünkü X kromozomuyla, anne tarafının X kromozomuyla aktarılıyor. Dolayısıyla anne tarafının da annelerin, yani bayanları taşıyıcı oluyor, hasta olmuyor. Sadece erkeklerinde bu hastalık çıkmış oluyor. Böyle bir özellik var. Bunu iyi bilmeleri, soruşturmaları, böyle bir şey varsa mutlaka hekime söylemeleri, hekimin de gerekli tıbbi tedbirleri almasını sağlamaları gerekmektedir. Ben gene burada hani çok teknik ayrıntı gibi duruyor ama çocuğun annesinin ailesindeki erkeklerde böyle bir hastalık olursa olur, varsa öyle bir şey onu hekime söylemek lazım. Burada erkekler hani böyle bir hastalık taşımıyor, aktarmıyor söylemiyorum, bunu söylemiyorum. Erkekler taşıyor ama aktaramıyorlar çocuklarına. Yani öyle bir tıkanıklık oluyor orada. O bir anlamda koruyucu. Bu konuda da biraz dikkatli olmakta yarar var. Zaten bunun testleri var. Böyle bir uyarı yaptığınız zaman mutlaka hekiminiz bunun kan testlerini, incelemelerini mutlaka yapacaktır. Evet hocam, uzun yıllardır Avrasya Hastanesi'ndesiniz. Doğru. Kaç yıl oldu hocam yaklaşık? Ben şöyle söyleyeyim, tam olarak Haziran 2000 yılında başladım. Evet. İşte bu Haziran 2018'deyiz. Demek 18 yılı bitiriyoruz. Çok uzun bir zaman, evet. Ve hastanemizde de binlerce çocuğun belki de sünnet işlemini başarıyla gerçekleştirdiniz. Doğru. Ve buradan mutlulukla çıkan güzel ailelere şahit olduk. Ve hocam, ailelere sünnete gelirken, çocuklarıyla gelirken nasıl hazırlanmalarını ve nasıl bir öneride bulunmak istersiniz? Bu çok önemli. Bir kere işlemin ağrısız, yani acısız olacağını söylemek lazım. Bizim lokal anestezi dediğimiz mevzi, pipiyi uyuşturma yönteminde çocuk bir takım pipisindeki hareketliliği, bastırılmasını, çekilmesini anlar. Ama kesilme ve dikilme aşamasında hani dokularda o can, o his yoktur. Bu konuda çok rahat olmalarını öneriyorum. Yani yapılan uyuşturucu eğer
iyi yapıldıysa zaten çocuğun hiçbir şekilde ağrısı olmayacaktır. Çocuk sadece o bölgeyle ilgili bir işlem yapıldığını, oynadığını, bastırıldığını anlayabilir. Bir hareketlilik anlayabilir ama bunun acı yönü asla yoktur. Anlama, algılama yönü vardır. Benim ailelerden ricam kesinlikle hiçbir zaman çocuğu bu işleme kadar işte ucu kesilecek, şöyle kesilecek, öyle kesilecek. Bunu da en çok yapan benim gördüğüm pratik hayatımda amcalar, dayılar yapıyor. Evet. Kısmen kardeşler yapıyor, büyükler, dedeler de bazen yapıyor. Yani bu çocukta gerçekten çok zor bir hazırlık süreci yaratıyor. Hı. Çocuk yani büyüklerinin bu söylediğinden gerçekten etkileniyor. Ve burada hiçbir ağrısı olmasa bile bir kere baştan tepkisel olarak acıyor diyeyim diyor. Yani acıyor, dokunduğun anda acıyor diyeyim diyor. Daha da kötüsü tabii biz o mutlu anda ailelerin yanında olmasını istiyoruz. Yani anne baba en azından bulunsun, yeri gelsin bir anneanne, babaanne, kimse orada dedeler de olsun. Ama tabii şöyle refleksler de çok mutat, yaygın. Hocam acıyor mu, tutmadı mı, uyuşmadı mı gibi gerçekten rahat olsunlar. Yani bu bizi çünkü biraz da yoruyor ve sünnete vereceğimiz dikkati onlara paylaşmaya, dağıtmaya mecbur kalıyoruz. Yani gerçekten çocuklar uyuşturulduktan sonra ağrı duymuyor. Buna kesinlikle ikna olsunlar. Tabii bu candır, evlattır, hani koruma güdüsü vardır. Mutlaka ki bu refleksler hepimizin yapacağı reflekslerdir. Bu konuda biraz anlayışlı ve sabırlı olmalarını öneririm. Çünkü hakikaten bütün çocuklar kalktığı zaman sorduğunuzda gerçekten acıdı mı yani diye, yok acımadı, ben korkmuştum, beni korkutmuşlardı tepkisini alıyoruz. Yani bu böyle. Evet hocam. Avrasya Hastanesi'nde sünnet zamanı dedik. Çok güzel bir dönemdeyiz. Değerli üroloji uzmanımız Operatör Doktor Armağan Çiftçi burada sünnet işlemlerinizi gerçekleştirmek üzere sizlere daha detaylı bilgi almak için aileleri görüşmeye davet edebiliyor ve sizlere burada daha detaylı sormak istediğiniz soruları da cevaplandırabilip bir ön görüşme sağlattırabiliyoruz. Ve tabii ki merak ettiğiniz sorular varsa tekrar bunları bize sorarak, daha sonrasında bunların yanıtlarını da tekrardan bir canlı yayın gerçekleştirerek sizlerle paylaşmak isteriz. Ve tüm bunlar dışında da üroloji uzmanımız Operatör Doktor Armağan Çiftçi tarafından Avrasya Hastanesi'nde gerçekleştirilen birçok başarılı ameliyat da var. Bunlardan da kısaca hocam, hangi ameliyatları yaptığınızı da bir duyursak çok seviniriz. Yani şöyle toparlayayım, pratik klinik hayatımızda en çok karşılaştığımız erkek nedenli kısırlıklar. Bunların tedavileri büyük oranda mümkün. Elimizden geleni yapıyoruz. Taş hastalıkları, bayan olsun, erkek olsun, hatta çocuk olsun, bizim çözmeye çalıştığımız sağlık sorunlarından, bunların kırmaları, kapalı ameliyatları, endoskopik, lazerli ameliyatları ve açık ameliyatları hastanemizde yıllardır yapılmakta. Onun dışında bütün idrar yolu enfeksiyonları, ister bayan olsun, kronikleşmiş sistitler, erkek olsun, idrar yolu enfeksiyonları ve ileri yaş erkeklerde karşılaştığımız bütün prostat büyümesi, yani iyi huylu prostat büyümesi hastalıkları ve prostat kanserleri, bunların tanıları, tedavileri hastanemizde yıllardır yapılmaktadır. Bu tabii bizim birinci prensibimiz, her zaman öncelikle hastaya zarar vermeden faydalı olabilmek. O noktada biz yetersizlik görüyorsak zaten gerekli merkezlere şeyimizi yönlendirmemizi yapıyoruz. Bu bizim rahatlıkla konuşabileceğimiz bir şey. Ama hani benim gördüğüm 20 yıl boyunca kurum hem bu konuda titiz, dikkatli bir kurum olarak çalışıyor, hem de genelde memnuniyet iyi düzeyde sağlanıyor hastalarımızda. Üroloji tabii temel olarak, sonuçta şöyle bağlayayım, kapsama alanı, hastalıklar içindeki kapsama alanı, erkek kadın olsun idrar yollarının bütün hastalıkları, tümörleri dahil ve erkeklerde üreme organlarının hastalıklarını kapsayan bir branşımızdır. Dolayısıyla hani kamuoyunda bazen bayan ürolog olur mu, işte üroloğunuz erkekli gibi
karşılaşıyoruz. Yani ürolojinin uzmanlık alanı olarak idrar, böbrekten başlayıp idrarın son noktasına kadar, çıkış noktasına kadar olan bütün hastalıkları cins ayrımı gözetmeksizin, yaş ayrımı gözetmeksizin ürolojinin alanına girer. Artı erkek üreme sistemi, yani kadınlardaki kadın doğumun erkeklerdeki iz düşümü, ayna görüntüsü olabilecek bütün hastalıkları da ürolojinin uzmanlık alanına girmektedir. Hocam çok teşekkür ediyoruz size. Sünnetle ilgili ve yaptığımız operasyonlarla ilgili güzel bilgiler aldık. Evet. Tekrardan söylüyoruz, Avrasya Hastanesi'nde sünnet zamanı diyoruz ve mutlu anlarınızı bizlerle beraber paylaşmanızı istiyoruz. Değerli hocamız burada, bizler buradayız. Hepinize sevgiyle selamlıyoruz ve mutlu günler, sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.